Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Age of History 2 serisinin senaryo tanıtımı bölümüne hoş geldiniz. Bu senaryomuz tamamen benim yapımım. Zaten şurada yaratıcı Selim Zemrete yazıyor. 1352 yılı feodalizm çağında geçiyor. Hemen şöyle bir bakalım. Şimdi feodalizm çağı. Amerika'da pek bir şey yapmadım. Tabii yani Aztek İmparatorluğunu kurdum. Aztek İmparatorluğu ne? Meksika'nın eski hali abi. Zaten başkenti Meksika'da. Bunları göçebe yaptım. Karakoyunlu, Akkoyunlu var. Burada farklı bir devlet vardı da Karakoyunu sandım, öyle bir şey yaptım. Büyük ihtimal oldur. Part İmparatorluğu, Timur, Farsiler, Umman, Yemen. Daha sonra Memlük Sultanlığı var abi burada. Karamanoğulları, Germiyan, Aydınoğulları, Menteşe. Osmanlı İmparatorluğu var. Burada Bizans'ı yenik düşürmüş ve 32 turluk bir ateşkesi var abi şu anda. O yüzden yani iyi bir şey yapmanız lazım. Biraz para biriktirip Bizans'a dalmanız lazım. Zaten aranızda bayağı bir fark olduğu için ilk şuraları yutup şuraları yutup hemen 30 turda bunları yapmanız gerekiyor bu arada. Bence yapmayın. Şurayı yutsanız yeter abi. Zaten bunun size bayağı bir katkısı olacaktır. 80 bine 90 bine çıkarır. O zamana kadar da para biriktirip buna dalabilirsiniz. Burada Eretna Beyliği var. Altın Orda Devleti var. Şey var. White Rutenia var. Çağatay Hanlığı var. Kaanlığı herhalde, yok Hanlığı. Delhi var, Bengal var. Burada Yuan Hanedanlığı var, Hanedanı. Japon İmparatorluğu var burada. Daha sonra bakalım be. Timur var zaten, onu dedim. Timur pek güçsüz ya bunlara göre. Bunlar zaten şeyi, daha vasal değil. Burada Sırp İmparatorluğu var. Macaristan var. Fransa Krallığı. Daha sonra Turgidin ya, Bavarya, Bohemya falan filan, Polonya. Brandenburg, Danimarka'nın var. Danimarka'nın altı Holstein, Svealand var. İskoçya var, İngiltere. Başka ne var? Başka da bir şey yok. Bir de Afrika'ya pek şey yapmadım abi. Şuralar var. Gana, Gambiya, Moritanya falan. Buralarda oynamak isterseniz bence gayet güzel. Yani tam burası bazlı oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Hemen ben şuradan bir yani şöyle yapabilirim ya. Aynen böyle, iyi bakalım. Bir oynaya hemen basalım. Şimdi ilk yapmanız gereken, bak söylüyorum, vergileri bir kere artıracağız zaten. Bunlar klasik şeyler. Araştırmayı biraz verebilirsiniz. Çünkü onlara biraz daha Bizans için ondan üstünlük tanımamız lazım abi. Şöyle tur sayımızı arttıralım. Yani Bizans bizden teknolojik olarak da üstün olursa yani bizim ona hiçbir türlü karşı koyamamız imkansız olur. Yani Bizans'a hiçbir türden karşı koyamayız. O yüzden hem para biriktireceğiz hem de araştırmaya yöneleceğiz abi. Şöyle hızlıca. Bu arada mouse'un iki tıkıyla buralara basarsanız daha hızlı. Bak bir sağ tık, bir sol tık. Anladınız mı? Şöyle. Biraz da ordu bakıma verin. Çünkü çok fena ordu depolayacaksınız. Ekonomiye verin. Daha sonra nüfusa verin biraz. Şimdi bir turunuzu geçin bakalım be. Şimdi burada ilk hedefiniz bence Canlıoğulları, daha sonra Bizans olabilir. Saldırmazlık paktı ilan yaparsanız daha mantıklı olur. Ya da ilişkinizi iyi tutabilirsiniz. O da bir çözüm abi. Şöyle ilişkileri geliştir diyebilirsiniz. Eğer Avrupa ile bir bağlantınız yoksa Bizans'a savaş ilan etmeyebilirsiniz. Ya da buralardan güç sağlayıp ona daha sonra saldırabilirsiniz abi. Onu da diyebilirim. Şimdi Eretna var bir de karşınızda. O da büyük bir devlet. Şuna da biraz aranızı iyi tutmanız gerekiyor. Şimdi bakalım bir şurada bayağı bir ordu basalım bir. Şöyle 7000 civarı bastık. Hemen bu orduları buraya doğru gönderelim. Bu yeter mi? Yetmez gibi. Biraz daha basalım. Şimdi bizim de zaten ekonomimiz şu anda çöktü gibi. Şöyle bakalım bir tur savunma yapalım. Bakalım ne yapabilecek. Aa, kale yok lan burada, neyin savunması? Eretna mı? Ne alakalı Eretna? Ben buna mı savaş ilan ettim? Abi ne alaka? Hayır ya. Ya hayır ya. Ben sana savaş ilan etmek istemedim ki oğlum. Sen nereden çıktın? Ben buna savaş ilan etmedim az önce. Aa, de kabul etmezse var ya biz bittik. Alabilir miyiz lan acaba? Bakalım, belki bu da bir şey olabilir. 6000'lik orduyla sence alabilir miyiz ya? Yok. Bakalım bir abi şu an ne oluyor? Tamam. Bu arada bu yeni senaryo olduğu için bende biraz böyle drop falan oldu. FPS drop. Onunla kusura bakmayın, zaten bölüm olmayacaktır bu. İsterseniz tabii bu senaryonun da bölümünü çekebilirim. Abi direkt Eretna yuttum diyecektim abi. Yutamadık. Şöyle veriyorsan alırım. Şöyle veriyorsan ayrılırım ben abi. Şöyle ideal. Bu toprağı ver, ben giderim. Veriyor musun? Yok, bunun vereceği yok. Bakalım bir. Evet, vereceği yok demiştim. Şöyle hala orayı alamadık. Başkente doğru ilerliyorsun o zaman bu ordu.
Şöyle barış müzakerelerinden ben orayı da almıyorum abi. Hemen şöyle biz turumuzu geçelim abi bakalım bir. Abi orayı da orayı da iş yapmadı. Şöyle yapayım abi, ben buna neden yanlışlıkla bir şey yaptım ya? Nasıl görmedim abi ben? Şuraya da orada basmayı unuttuk. Abi başkentine girdim ya. Orada adamın başkentine girdim, adam hala şey yapmıyor. Tınlamıyor valla. Şey yapmak da yani bu kadar. Bakalım bir, aslında alınır ha. İyi bir şey yaparsak alınır. Zaten Bizans İmparatorluğu bir nevi. Şöyle zaten onunla aynı şeyde. Ben fethetmeden önce tabii. Bunun da iyi bir şey düştü abi. Şimdi bakalım bir ne yapabilecek. Bir tur geçelim mi? Bir tur geçelim. Keşke şunu şuraya da alsaydık ya. Şimdi buradan başkentini alabilir. Burayı unuttuk. Ah, ordumuz hiç oldu. Şöyle yapacağız şimdi. Bu buraya. Bunlar böyle ilerlesin. 700'lük ordu şöyle ve şöyle. Ve 200. Buraya da 400. Bakalım bir. Evet, başkentini dediğim gibi kesinlikle almaya çalıştı ama alamadı. Eretna'yı kolay bir şekilde abi topraklarımıza katmayı başardık bence. Şöyle ilerletelim. Aslında bu ordu burada biraz bekleyebilir. Buradan saldırırsak illaki bir yerden patlak verecektir bence bu ordu. Ve yine alamadık abi. Niye böyle bir şey oldu anlamadım ama. Abi dur, sen oraya değil, sen buraya git. Sen de buraya doğru git be. Bu burayı kesinlikle alacaktır zaten. Şöyle bakalım. Evet. Orayı zaten alacaktır dedim. Ben oraya tekrar saldırdım. Tamam, şu anda bir orası kaldı. Bu arada da geriye doğru gidebilir. Her ihtimalle karşı biraz orada bırakalım. Tamam. Şimdi orayı hemen aldıktan sonra oradaki yerlere bir saldırmayı planlıyorum. Bu aralar hemen şuraya doğru bir ilerlesin. Lan oğlum yapamadık ya. Tamam, hemen şöyle. Evet, pek bir saldıramadı zaten. Bu buraya doğru ilerlesin. Buraya gitsin. Tamam. Yanlış yere doğru gitti ama şuradan niye gidiyor lan bu? Buradan gitsene. Garip. Evet, şimdi bunlar böyle ilerlesin bakalım bir. Bunu da bir ters edelim. Son bir toprak kaldı zaten. Evet, şu andan itibaren aşırı güçlü bir Osmanlı İmparatorluğu Bizans'ın karşısına çıkacak abi. O buralara ver abi. Başka nereye alalım? Burayı ver. İkilik kalmış. Ona da burayı mı alsak? Ya da şöyle de yapabiliriz. Aynen şöyle bence gayet makul. Şöyle yapalım ya. Hemen bu aralarımızı buradan bir ters edelim. Yani gördüğünüz gibi böyle kolay bir senaryo ama ben Eretna'ya daldım abi. İlk defa yani böyle bir şeyle karşılaştım. Neyse, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Linkini aşağıya bıraktım. Açıklama kısmına bıraktım. Yani ulaşabilirsiniz. Oradan izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.